Bahta bak. Dur ben. Onlar at. Onlar unutulmuyor. Bak onlar. Ya kolay gelsin. Şöleler var ya şöleler. Şöleler at. Kamışlarla dokuyoruz işte. Avrupa'ya giden, yurt dışına giden hasır kamışları sınıflandırıyoruz. Bu şekilde yurt dışına giden çatılı kamışları yurt dışına hazırlayıp sevk ediyoruz. Aynı zamanda yurt içinde de kamış hasır ürünü pergole üzerlerine yapılan kamış hasırlarla meşgulüz. Burada ilk başta 11. ayın 15'inde sazlıklardan kesim yapılır. Türkiye'deki kalitemize uygun kamışları belirleriz. Ona göre 11. ayın 15'inde 12. aya kadara belirlenir. Kalitesi uygun mu? İşte kamışın yetişme evresi tamamlanmış mı? Ona göre kesim yapılır. Kesim yapıldıktan sonra sazlıktan araçlar vasıtasıyla depolara gelir. Depolara geldikten sonra depolarda çatı kamışıyla pergole hasırı kamışıyla sınıflanır hepsi. Yani değişik ürünler çıkıyor. İşte plaj şemsiyesi hasırı gibi bunlar sınıflandıktan sonra yurt dışına gidecek. Yurt dışına sevk oluyor. Yurt içindeki kullandığımız kamışlar da atölyelerde işlendikten sonra yurt içi pazarına dağılıyor. Yoğunlukta Kayseri Sultan Sazlığı'ndan Türkiye'deki sazlık kalitemize uygun sazlıklarda çalışıyoruz. Kayseri'de sektör olarak %35 civarında bir potansiyele sahip. Sultan Sazlığı işte bizim kapasitemiz yüksek. Yani Türkiye'de ne kadar kaliteli ürün olursa kapasite o kadar büyüyor. Yani alım malın kalitesine göre oluyor. Kaliteli ürün olduğu zaman ne kadar olursa olsun kapasite büyüyor. Talepler en çok yurt dışına İngiltere, Hollanda ağırlıklı, Almanya, Danimarka'ya gidiyor. Yurt içinde de 5 yıldır yoğunlaşma, yani bu hasır ürünlerine, kamış çatı ürünlerine yoğunlaşma var. Türkiye'de de bu pazar büyüyor. Biz Kayseri olarak kamış sektöründe yurt dışına oranla yurt içinde pazarımızı kaliteli yapmak suretiyle %35'lerden %75'lere yükseltmeyi düşünüyoruz.